bacağımı kaybetmem ve engelli olmam bunların psikolojinin psikolojisinin acısının verdiği ağırlığı geçiyorum Ben her gün bedensel acı çeken bir insanım ve her zaman bu bedensel acılara göğüs gelmeye çalışan da bir insanım bugün iki senedir evde kaldığım süreçten çok sıkıldım ve spora yazılmaya karar verdim ama karşılaşacağım çok acı bir şey vardı yani bunu bilmeden yola çıktım. Dostlarımla birlikte spora yazılmak istiyorum, istiyordum ve gidip spor salonuna yazılmaya gittim ve orada şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Ben ben kendi durumunun farkında, engelli olduğunun farkında bir vatandaşım ve Bununla çokça barışmaya çalışıyorum. Ama toplum buna izin vermiyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben bugün spor salonuna gittim ve beni alamayacaklarını söylediler. Alamamalarının nedeni de eğer sakatlanırsam bu, bu riski üzerine almak istemediklerini söylediler. Ben de tamam dedim. Ben ama gerçekten dedim ben iki senedir evdeyim. Spor bir şeyler yapmak istiyorum. Okula devam edemiyorum. Birçok psikolojik, antisosyal kalmanın mücadelesini zaten veriyorum. Lütfen dedim siz de beni öteki yapmayın. Beni ötekileştirmeyin. Ve burada sakince spor yapmama izin verin dedim. Nasıl bir nasıl bir tepkiyle karşılaştım biliyor musunuz? Senin buraya girmenin mesuliyetini biz alamayız. Çünkü biz daha önce de engelli vatandaşlar buraya girme talebinde bulundu. Ama arz talebin e, buna karşılık gelemediğini bir işletmeci kafasıyla düşündüğünde e, bunu mantıklı bulmadıklarını ve bugüne kadar gelmiş engelleri reddettikleri için beni de reddettiklerini söylediler. Ben de buna çok sinirlendim. Abicim biz 80 milyonluk ülkede 8-9 milyon insanız. Yarımız belki zihinsel engelli olabilir ama yarımız da hareket engelli. Biz hareket engelliyiz diye spor yapmaktan mahrum mu kalıyoruz? Kendi paramızla, kendi kendimizden vererek, kendi enerjimizden vererek spor yapmaktan mahrum mu kalıyoruz? Arkadaşlar bunları denetleyenler kim? Ben neden bu ülkede öteki olmak zorundayım? Neden? Ben öteki değilim. Ben senin gibi bir vatandaşım ve hayata katılmak istiyorum. Beni neden ötekileştiriyorsunuz dedim. Beni neden? Ben öteki değilim. Ben spor yapabilirim. Ben kendimin farkındayım. Bunları denetleyen yok mu arkadaşlar? Bunları kim denetliyor? Devlet büyüklerimiz bununla ilgili ne yapıyor? Ben bir engelli olarak hayatta kalmanın mücadelesini vermişim. Sosyal kalabilmenin, kendimi kabul ettirebilmenin mücadelesini vermişim. Sosyal medyada bir şeyler yapıp bakın biz de varız demeye çalışmışım. Niye ben kendi paramla spor yapamıyorum? Kaldırımlardaki Erişilebilirlik konusundaki engelleri geçtim. Toplum zaten bizi reddediyor. Toplumun bakışları zaten bize ters. Neden ben var olamıyorum arkadaşlar? Ben neden işletme sahiplerinin vicdanına kalmışım? Neden devlet bize bir şey yapmıyor? Neden? Neden belediyeler bize bu olanağı sağlamıyor? Biz neden yokuz? Biz varız arkadaşlar. Ben varım. Benim annem babam 30-40 sene boyunca bu ülkeye 1 lira vergisini kaçırmadan ödemiş insanlar. Devlet neden bana protez bacak alamıyor? Neden? Neden ben bunları bu başıma böyle bir şey gel geldi diye her şeyimden, bütün geleceğimden vererek kendime bacak almak zorundayım. Ben neden spor yapmak için birilerinin vicdanına kalmışım? Neden? Neden bizim yaratıcı gücümüzü kullanmıyor devlet? Neden bizi toplumda var etmiyor? Ben varım arkadaşlar. Ben varım. Var olacağım. Bunun mücadelesini vereceğim sonuna kadar. Bu halk bunu öğrenene kadar biz kimsenin vicdanına kalmadık. Bizim başımıza böyle bir musibet geldi diye biz biz sizin vicdanınıza mahrum kalmak zorunda değiliz. Muhtaç olmak zorunda değiliz. Ben bir şeyler üretmeye çalışıyorum ve benim gibi milyonlarca insan olduğunu düşünüyorum ve onların sesiyim ben arkadaşlar. Allah bana dedi ki, Allah benim bacağımı aldı ve dedi ki sen bunun için mücadele et ve ben bunun için mücadele edeceğim. Biz kimsenin, biz kimsenin vicdanına kalmadık. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Biz spor da yapacağız. Biz meydanlara da çıkacağız. Biz arkadaşlarımızla da gezeceğiz. Biz bu hakkı alacağız. Biz bu hakkı mücadele vererek kazanacağız. Buradan da bütün Türk halkına duyurumdur. Arkadaşlar lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben kimseden yardım talep etmiyorum. Ben hakkımı, hakkımızı talep ediyorum. Umarım bu video gerekli yerlere ulaşır ve bu ülkede bir şeyler değişir veya değişmesin ilk adımı atılır. <laughs>